Yok, saksıları için yapacakmış. Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi Edirne Eski Elektrik Fabrikası'nda faaliyetini sürdürüyor. Merkez bünyesinde ahşap ve dağlama, Edirne kari, taş döküm atölye kurslarının yanı sıra plastik sepet çanta örme kursu kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı, sepet çanta örme kursuna 11 kadın kursiyerin katıldığını belirterek, sepet çantaların kente gelen turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kursa 11 tane kursiyerimiz başvurdu. 11 kursiyerle bugün için sepetlerimizi yapıyoruz. Yaz ayları geldi, sahil boylarına gidiyoruz. Bu tür sepetlerle çok güzel kombinler oluşturabiliriz. Türk Kültürünü Üretim ve Geliştirme Merkezimizin açılış amacı kadınlarımızın ekonomiye katkı sağlamaları. Burada kadınlarımız hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem de yaptıkları çantaları satışa sunuyorlar. Bu çantaları elde etmek istiyorsanız Türk Kültürü Geliştirme Merkezimizde sizi bekliyoruz. Merkezde sepet çanta yapan emekli öğretmen Hatice Özyıldırım, sepet çantaları internette gördüğünü, videolarını izleyerek örmeyi öğrendiğini belirterek şimdi de merkezdeki kursiyerlere öğrettiğini söyledi. Ben el işleri yapmayı çok seviyorum. Birçok alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tesadüfen internette gördüm bu çantaları ve yapmaya karar verdim. Malzemesini buldum. YouTube'dan öğrendim yapılışını. Şimdi de arkadaşlarıma öğretmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi malzememiz plastik malzeme, geri dönüşümlü. Özellikle pandemi döneminde çok önemliydi dezenfeksiyon olayı. Çamaşır suyuna koyup yıkayabiliyorsunuz bunu. Rahat yıkanıyor, kullanışlı. O yüzden arkadaşlarım da merak ettiler, arkadaşlarıma da öğretmeye çalışıyorum. Merkezde sepet ören Hatice Özyıldırım, sepet çantalara yoğun talep olduğunu aktardı. Birkaç ay önce başladık bu işe, bu çantaları yapmaya. Fakat çevremde çok fazla talep var. Yaptığım hiçbir çanta elimde kalmıyor. Bunu bana verir misin? O nedenle arkadaşlarımla biz hızlı bir çalışmaya başlamış olduk. Talep var. Hatta yurt dışından da talepler var. Yavaş yavaş çeşitlerimizi de artıracağız. Renklerimizi, çeşitlerimizi, modellerimizi artıracağız yavaş yavaş. Bu çaba içindeyiz. Kursiyerlerden Sermin Geçkin, merkezi Edirne'ye kazandıran Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti. Ben öğrenmeyi seviyorum. Bir şey de bilmiyorum. Hayatım boyunca da kurslara katıldık fırsat buldukça. Bu da evet benim için çok zevkli. Burasını da çok seviyoruz. Ayrıca başkanımıza çok teşekkür ediyoruz burasını bize verdiği için. Ben Saadet Gülen, 3 yıldan beri burada çalışıyorum. Fakat sepetlere Hatice Hanım başladığından beri başladık. 3. sepetim olacak, bu da 4. Daha hiç satmadım, ben bunu kızım için yaptım deniz kenarında kullansın diye. Merkezin satış sorumlusu Ümran Zahra, sepet çantaların farklı renk ve modellerle isteğe göre de yapıldığını aktardı. Yaptığımız ürünleri biz rengarenk yapabiliriz. Hatta bu ürünleri renkleri olarak kırmızı, beyaz, işte siyah, sarı gibi bir çantanın üzerinde bunları işleyebiliriz. Sipariş üzerine boyutunu büyütüp küçültebiliriz, sapını büyütüp küçültebiliriz. Bu elimde gördüğüm çanta plaj çantası olarak kullanılabilir. Hatta bunu kapaklı yapıp daha güvenceli bir şey hale getirebiliriz. Tamam, çantaları.